Hasan Bey, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu size göre neden ben adayım dersem ittifak dağılır diyor. Bu cümle enteresan bir cümle. İkincisi de Sayın Balbay diyor ki köprünün altından çok sular akabilir seçime kadar. İmamoğlu ve Yavaş için bu kapılar kapandı anlamına gelmez. Geliyor mu, gelmiyor mu? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben adayım dersem ittifak çöker diyor. Çünkü proje çöker. Neden? Proje ifadesini, bu ittifak proje bazlı ittifaktır cümlesini sizin yayınınızda sanırım Mina Habertürk'te Sayın Akşener söylemişti. Ve biz proje bazlı ilerliyoruz. İttifakımız yani projeden kastı da parlamenter sisteme geçiş gibi. Yani o da değil. Proje işte İmamoğlu bir projeydi. Bir ittifak oluştu mesela. Onu da anlatmıştı o gün, hatırlıyorum. Şimdi proje bazlı ittifak çöker. Niye? Çünkü ittifak ortak aday çıkarsın, HDP de kendi adayını çıkarsın cümlesini Sayın Akşener Ramazan ayındaki iftar yemeğinden sonra ayrılırken kurmuştu. Ve o günden sonra zaten ittifak çatırdıyor. Yani Sayın Balbay çok güçlü bir ittifaktan söz ediyor ama şu anda hem Sayın Akşener'in, buraya notlar aldım, hem de Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu ittifakın olmadığını söylüyor. Çatırdamaktan çok çatlatıyor galiba. Yok yani bilmiyorum da hani siz gazetecisiniz ama eski bir CHP milletvekili olduğunuz için rahatsızsanız bilmiyorum ama ben sadece takip ediyorum, izliyorum. Yani yok hayır, ben sadece düşüncemi söyledim. Tabii. Çok rahat dinliyorum sizi. Yani çatırdıyor mu, çatlıyor mu? Diyorum ya, eski bir CHP milletvekili olarak sizi de rahatsız ediyor olabilir ama ben sadece izliyorum. Şimdi hem Sayın Akşener... İzleyin, devam edin. Sayın Akşener hem de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ittifakın olmadığını, Millet İttifakı'nın olmadığını, çünkü bu ittifakın seçim ittifakı olduğunu söylediler. Yani bunlar kendi ağızlarından çıkan cümleler. Şimdi Ramazan ayındaki o iftar yemeğinden sonra Sayın Akşener'in ittifak ortak adayını çıkarsın, HDP'de kendi adayını çıkarsın düşüncesini söylediği günden bu yana belirleyici olmak istedik aşikar. Yani Meral Akşener ittifakın bir ortak adayı olacaksa, ki Sayın Kılıçdaroğlu o söyleşi de herkes kendi adayıyla da çıkabilir noktasına geldi yani. Her parti kendi adayıyla çıkabilir noktasına geldi. Ha bu da bir şey, taktik bir hamle. Yani orada da başarı elde edilebilir. Yani o eğer Hakan Bayrakçı dinliyorlarsa biraz da öyle bir proje olabilir. Ama bu parantezi kapattım. Sayın Akşener burada belirleyici olmak istiyor. Yani altın hisse onda çünkü. Ve bu anlamda da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinlikle istemiyor. Peki, şimdi geçen hafta Akşener demişti ki eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday gösterirseniz destekleriz. Aynen. Hatta bu şekilde soruyor aslında Karar TV'deki gazeteci meslektaşlarımızdan, Sayın Akşener böyle dedi. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki benim bu konuda şüphelerim var, meclis çoğunluğunu kaybederiz onlar aday olursa. Evet. Bu ikisi arasında bir görüş farklılığı var mı? Olmaz mı? Hem de çok büyük bir görüş farklılığı var. Sayın Balbay yine oradan çatlatıyor herhalde diyecek ama bu bir büyük çatlağı gösteriyor ki bu yeni bir şey değil. Onu söylüyorum. Bu yeni bir şey değil. Yani Sayın Akşener önce Fatih'le başlayıp sonra ablasının Rabbi Yesir'i görmesiyle devam eden ve benim burada şurada Gürkan'ın oturduğu yerde söylediğim bir satranç, iki satranç oyuncusu var. Masada satranç oynuyorlar diye iki hafta tekrar ettiğim bir şey var. İki satranç oyuncusu taşlarla oynuyorlar şu anda. Meral Hanım taşlarıyla oynuyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendi şahını sürekli hareket ettiriyor. Yani o da niye öyle yapıyor onu da söyleyebilirim. Sonuçta şimdi yeni bir hamle geldi. Yani en son Rabbi Yesir'den sonra yeni bir hamle geldi. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Sayın Akşener geçen hafta Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken ablam seçim döneminde İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir gördüm dedi diye bir cümle kurdu. Ve ben de dedim ki Sayın Akşener hamlesini yine yaptı. Yani bir taş daha hareket ettirdi. Bakın aradan kaçtı ama Sayın Kılıçdaroğlu da bir hamle yaptı. Kimin üzerinden? Konya milletvekili, eski AK Partili Abdülhatif Şener üzerinden. Abdülhatif Şener de dedi ki benim ortak gidip geldiğim Sayın Erdoğan da gidip geldiği bir tane büyüğümüz var. O bana dedi ki
Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha imanlı. Bakın bu cümle de güme gitti. Bu tartışma da. Şimdi burada hani iman terazisi var, Rabbi Yesirler var, Fatih var. Var da var. Ve bunun üzerinden herkes hamle yapıyor. O satranç tahtasında hamleler yapılıyor. Ama şunu söylüyorum. Güçlü olan şu anda Akşener. Sayın Akşener. Çünkü Kılıçdaroğlu kendi partisinde bile adaylığı konusunda herkesi ikna edebilmiş görünmüyor. Niye? İstanbul'un belediye başkanı kendisi partisinden değil mi? Yani CHP'den aday oldu. Evet, Millet İttifakı'nın oylarla seçildiler ama kendi partisinden, CHP'li. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li değil mi? CHP'li. Şimdi iki tane sürekli kafa gösteren, ki Mansur Bey biraz daha geride duruyor. Onun anketlerde ismi çıkıyor. Ama daha biz geçen hafta ya, yani 15 gün önce Bayburt dahil milliyetçi oyların yüksek olduğu yerlerde fotoğraf verip arkasından Diyarbakır'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şu cümlesini hatırlamıyor muyuz? Bunlar teşvik ediyor insanı. Yani insanların bana olan o şeyleri, ilgileri insanı teşvik ediyor. İki, ya İstanbul alan Türkiye'yi alır. Öyle değil mi? İşte ben aday, hiçbir yer aday olmadı ki bugüne kadar. Yani aday hiçbir zaman olmadım ki ama hani ben buradayım. Yani diyen çok heveskar ve gerçekten de Erdoğan'ın karşısına çıktığı zaman şansının olduğunu inanan bir Ekrem İmamoğlu bir İmamoğlu var. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle bakıyoruz. O zaman CHP içerisinde bir yekparelik yok. Ve ama Sayın Balbay diyor ki Kılıçdaroğlu aslında belediye başkanlarını korumak istiyor. Yıpranmasınlar diye böyle söylüyordu. Tabii ki öyle diyecek. Tabii ki öyle diyecek. Ya da şöyle düşünecek. Belki daha da yıpranacaklar. Onu da bilmiyoruz yani. Ya da işte efendim çok heveskar olan İstanbul'un belediye başkanının şu anda çıkışlarının kendi ileride kendi genel başkanlığında tehdit ediyor diye çıktığını da düşünüyorlardır. Yani siz Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçimi kaybettikten sonra %40'la da olsa seçimi kaybettikten sonra CHP genel başkanlığında nasıl duracağını hesap etmeniz gerekiyor. İstanbul Belediye Başkanı aday olsa ve yine %40'larda, 42'lerde, 43'lerde, 48'lerde, 49'larda neyse kaybetse dahi bu sefer geriye dönüp hatırlarsanız burada şu anda partide kurdu Muharrem İnce'yi hatırlarsanız bir dakika kenara çekilir misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu demişti yani. Ki 30 küsür değil mi o? Şimdi İmamoğlu'nun bir dakika Sayın Genel Başkanım siz bizim artık onursal genel başkanımız olarak şurada Baykal'a dediler çünkü. Onu. Deme ihtimali var mı? Yani bayrağı çağırma Ekrem İmamoğlu. Olmaz mı? Peki bu cümleyi konuşalım. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani siz düşünün. Yani şöyle soru şu, ortaya konuşalım. Yani yıllardır takip ediyor siyaseti. Öyle ya da böyle İstanbul Belediye Başkanı aday olsa ve bakın olumsuzluk üzerinden düşünüyorum. Kaybetse 49'da kaybetse 48'de kaybetse yani kazanırsa zaten başka bir şey oluyor da kaybetse ama dönse ertesi günü bir dakika ya Sayın Kılıçdaroğlu ben 49 aldım ya sen yıllardır 24'lerde sayıyorsun 25 oluyorsun 26 olmuyorsun ben 49 aldım 48 oldum bir dakika bir müsaade edin bak ben gencim Avrupa Birliği ile aram iyi, Amerikalılarla herkes benden yana hadi bakalım daha da genceciğim 2028'de kim bilir neler yapacağım. 49'a değil belki 59'a çıkacağım. Geçen hafta 29 Ekim konuşmasını konuşmuştuk. Yani siz, evet bence de bu sizin bence fokuslanıp gündeme taşıdığınız bir mevzu. Orada da vaatlerde bile bulunuyor. Öyle değil mi? Yani tabii. 100. yıl vurgusu. Cumhuriyet'in ikinci yüzyıldan sonra yani 2023'ten sonrası açısından bir perspektif geliştiriyor. Anadolu'yu gezerken vaatlerde bulundu. Bizim dönemimizde şöyle olacak, böyle olacak diye vaatlerde bulundu. Şimdi böyle bir tabloda Sayın Kılıçdaroğlu yani adaylığımı açıklarsam ittifak çöker diyor. Aynı zamanda CHP'nin içerisindeki belki de bir takım ittifaklarda zarar görecek. Peki bunu biraz konuşalım.